Evet, şimdi burada bizim hazırlamış olduğumuz bir boş yerimiz olsaydı, şimdi daha değer yönetim kurulu üyeleri ve başkanımız da hazır gelir otururdu. Tamam. Şimdi bunları öneri olarak alın. Çünkü biz de zamanda hatalar yaptık. Tabii zaman içerisinde bunların hepsi düzelecek. Sonra onlar misafir değil, onlar buranın sahibi. Olacak, olacak. İnşallah. İnşallah. Evet, değerli başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize hoş geldin diyoruz. Şeref verdiler, sağ olsunlar. Şimdi köylerimizdeki bu köy hayırlarımızı, köy şenliklerimizi veya hırdelerimizi yapamazsa, köyde bu birlikteliği sağlayamazsa, buralara yansımaları da yanlış olur. Tam olmaz. Büyüklerimiz bilir, analarımız, kardeşlerimiz çok iyi bilir. Biz köy hayırlarına, o pilavlara, keşkeklere giderken herkesin bir kaşığı var. Böyle kaşık nerede? Bir ağaç kaşığımız vardı, sokardık belimize. Hadi bakalım nerede uzun özde, akçam vardı, haydarda, nedelerde giderdi oralara. Arkadaşım bir tanesi keşkeği çok seviyor. Ben biraz fazla yiyeyim diye daha büyük, böyle kepçe gibi kaşık almış. Lan yavrum şu kadarcık alız. Bu kadar kepçe nasıl istiyorsun? Alıyor, yiyemiyor. Alıyor, yiyemiyor. Hani bugünlerden ben buralara geldim. İnşallah daha iyi olacak. Ben fazla sözü uzatmadan bu tür toplantılarınız hayırlı uğurlu olsun. Derneğiniz insan inşallah bundan sonra daha güzel hedeflere doğru koşar. Ancak son önerim, bakın arkadaşlar, artık köylerimizde ne yaba kaldı, ne çıplık kaldı, ne küp kaldı, ne küpecik. Ne halı, ne heybe, ne çul. Bunları biz ne yaptık? Affedersin, bir Roma kadını geldi, bir melamin tabağı bizim halımızı da aldı, bizim gırpanımızı da aldı, bizim düvenimizi de aldı, götürdü. Bize asıl biz yapan bu değerler. Ha, bu değerler şimdi herkese var mı? Yok maalesef. Ama bana göre her köy veya her dernek köyünde mutlaka bir kültür evi açmalı. O çevreden bulabildiğiniz yaba, efendim dirhem, sunturaç, o birileri yarışlar, hayvanlar kanatlarına önce çakılır önce sunturaça temizlerler. Küp, küpecik, fıçır ne bulursanız bu evlere koyunuz. Çünkü gencimize, çocuğumuza ancak biz bu kültürün büyüklüğünü o odalara girdiğinde ana bu ne, baba bu ne dediğinde kızım, oğlum bu işe yarardı, bu işe yarardı. Önceki sıkıntılarından bak bugün buralara geldik. Bunları bil. Şimdi ben burada 3 tane bayanımız var. Sadece sözüm onlara değil ama çoğumuz babayız. Ben ilk başa döneceğim. Çocuklarımızı şu baskın kültürün belasından, ne olduğu belli olmadık apuk supuk giyimlerden kurtarın. Sabahleyin görmüyor musunuz kızını oğlunu? Ya kızım, bu dilik dilik poturla nereye gidiyorsun sen potla? Sormuyor musun ana? Ey baba, sen sormuyor musun? Abi, kızım, sen böyle dışarı çıkamazsın. Niye diyemiyorsun? Ha, 3 gün sonra ne olur? İşte o kız, o erkek evlat seni gelin de öpmez. Sana başlar moruk deme. Anladın mı? Moruk deme. Evet. Ben bu duygulara hep de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanım kusura bakma. Sen de başlayalım. Sayın Üzler Üyelerime, köylü. Yönetimi, daha der yönetimini teşvik ettiğinden dolayı teşekkür ederim ve hoş geldin diyorum. Ve konuşma yapma için Sayın Başkanımı davet ediyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, Uzder, Uzun Özgürlükleri, aranızda çok eski tanıdığım değerli dostlarım var. Daha derin evinize hoş geldiniz. Özer Hocam, kusura bakmasın, biz başka bir köyün faaliyetinden geldik. O yüzden daha fazla beklesek belki katılmadı, konuşurken gelmedi olur diye mümkün olduğunca da rahatsız etmemeye çalıştık. Sevgili hemşehrilerimiz, bu ben
dernek olayı biz Uludağ'ın gerdanındaki inci tanelerine benzetiyoruz her bir derneği. Her bir derneğin kendi üye yapısı, köyün özellikleri, geçmişte başardıkları hedefleriyle her birini ayrı bir değer olarak kabul ediyoruz. Orhan Elisi, Kelesi, Büyük Orhan'ı, Harmancığı ve 18 tane Osman Gazi'ye bağlı köylerimizin derneklerini, bu köyleri. Biz bunları kesinlikle günübirlik bir olay olarak görmüyoruz. Bursa'mızın ve sizlerin nasıl bir gelecekle yüzleşeceği, buraların nasıl görüleceği ve biz gelecekte Bursa'da ne kadar var olacağız bunun mücadelesi olarak görüyoruz. Mustafa Başkan'ın veya daha derdeki Mustafa Başkan'ın bir olayı olarak görmüyoruz. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Ama ikinci neslimiz, üçüncü neslimiz özellikle biraz önce vurgu yapıldı. Kültür açısından, buraları sahiplenme açısından kesinlikle bu derneklere bağlı. Tek tek kişilerin önemi yok. Birbiriyle bağımsız, koordine olamamış, teşkilatlanamamış, bin tane uzun özlü heykelde altı parmakta yürürse hiçbir değeri yok. Ama bir teşkilat yapısı, bir kurumsal kimlik olduğu zaman her türlü talebinizi, her türlü makamda dile getirebilirsiniz. Bizler yanlış yapacağız. Bunu önce yönetim kurullarımız, önce kendi arkadaşlarımız bize diyecek ki ya hocam başkanım biz böyle yapıyorduk ama siz şöyle yaptınız, bunun doğrusu böyle değil mi diye birbirimizi uyaracağız. Yine eksik yaptığımız şeyler de olacak ama her birinizin Uzun Özköy Dernek Başkanı gibi, Dağder Genel Başkanı gibi sorumluluk almasını bekliyoruz. Ben Dağder Başkanı olsam, ben Uzun Öz Başkanı olsam şöyle yapardım. Böyle yapmak daha iyi, böyle olursa köylüme ve hemşerime daha iyi sahip çıkarım desin ve bir yerden yapmaya başlasın. Biz de arkasından gereken desteği olduğu şekliyle gücümüz yettiği kadarıyla veririz. Aşure ayında, Muharrem ayında katıldığımız etkinliklerde dedik. Kazanın içindeki her bir ayrı besin maddesinin değeri gibi, tadı gibi her hemşerimiz, her köyümüz ayrı bir lezzet. Ama bu kazanın içine girdiği zaman şerbetle birlikte